korumanın en etkili yolu el temizliği. Binlerce kez altını çizdik. Üstelik el yıkamayla da bitmiyor mesele. Devamında dezenfektan veya kolonya da var. Tarihi günlerden geçiyoruz. İş öyle bir yere vardı ki her yer kolonya kokuyor. Sokaklar, iş yerleri vesaire. Bu iyi bir şey tabii. Bu konuda eskiye bir dönüş var gibi görünüyor. Yani anneannelerimizin, babaannelerimizin günlerine. Ama bu hassasiyeti de kötüye kullananlar var. Hep söylüyoruz. Virüsler bile tehlikeliler aslında, fırsatçılar. Altını defalarca çizmek gerekiyor. Dün de aktardık, bugün de ifşa edelim o fırsatçıları. Kolonya ve dezenfektan fiyatları uçtu. Sadece bize ulaşan bazı şikayetlere bakarsak, gece 59 lira olan dezenfektan şu an aynı internet sitesinde, söylüyorum, 189 liradan satılıyor. Bize gelen bir yorum bu, benzer bir şikayet daha. 10 liralık kolonyanın fiyatı bir gecede 80 lira oldu. Bu nasıl olur? Ve biri daha. 4 liradan satılan makarna virüsten sonra 45 liraya satılıyor. Bunun adına biz fırsatçılık diyelim. Ama siz başka ne dersiniz bilmiyorum. Biz de söylüyoruz fırsatçılık diye. Peki ne yapacağız? Aslında çok basit. Onun için de bir telefon hattımız var. Alo 175, fırsatçı ihbar attı. Lütfen geri durmayın, elinizi korkak alıştırmayın, üşenmeyin ve gördüklerinizi mutlaka ama mutlaka şikayet edin ki bu zor zamanda ortaya çıkan o virüs tezgahçıları, fırsatçılarını bir daha böyle bir yola tevessül etmesinler, hakkımıza girmesinler. Çünkü burası her zaman söylüyoruz bir hukuk devleti, önemli. ATV Haber kamerasına bugün yansıyanlarla devam edelim. Bayramdan bayrama alıyordum ama koronavirüs çıktığı için geldim almaya. Ne kadardır sırada bekliyorsunuz peki? Bayağı oldu. Ankara Ulus'ta bulunan tarihi kolonya dükkanının önündeki kuyruk metrelerce uzayıp gidiyor. Talep öyle yoğun ki vatandaşlar evlerinden getirdikleri pet şişe ve bidonlarla kolonya sırası bekliyor. Biraz önce 2,5'tu, şimdi 3'e çıkmış. Belki akşama 5'e çıkar. Burası İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri. Şişli Etfel'e giden yol. İşte bu yol üzerinde genelde su ve simit satılırdı ama virüsten sonra bu da değişti. Şimdi kolonya, maske, dezenfektanlar satılıyor. En çok kolonya satıyoruz. Bundan bir hafta önce şu kolonya 8 TL bize girişi vardı. Şu an bu kolonyanın bize girişi 20 TL. Ne kadar satıyorsunuz? Biz 25 TL satıyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Kolonya var mı yanınızda? Kolonya yok. Şimdi her yerde böyle şeyler satılıyor ama iki misli fiyatına satıyorlar. Kolonyaya talep bu kadar yoğun olunca bu fiyatlara da yansıdı. Eskiden elimdeki şişe 10 lira 15 liraya satılıyordu. Şu anda ise en ucuz 25 lira. Ama bunu fırsata çevirenler internette aynı kolonyayı 7000 liraya kadar satışa sunmuş durumda. Fiyatlar artar, 3'e katlar. Ramazan ayı gelir, yiyecekler artar. Bu Müslümanlığa sığmaz. Bunlar fırsat düşmanlığı. Bunlara izin vermeyeceğiz. 2 katına katlandı fiyatlar şu an. Ya bizlik bir alakası ya, fabrikalarla alakalı. Fabrikalar şu an ham maddesine zam geldi falan filan diyorlar. Fırsatçılarla mücadele ve kolonyada ham madde sıkıntısı yaşanmaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devreye girdi. 13 Haziran'a kadar benzinde etanol kullanımı yasaklandı. Etanol üretimi sadece kolonya ve dezenfektanlar için yapılacak. El dezenfektanları şu anda evlerde, iş yerlerinde en çok kullanılan ürünler arasında. Bu da fırsatçılara kapı araladı. Koronavirüs öncesi 1 litresinin fiyatı eczanelerde 40 liraydı. Şu an 80-90 lira ama internet alışverişine baktığınızda bu rakamlar oldukça yükseldi. Üstelik buradaki tek sıkıntı fırsatçılıkta değil. Şimdi merdiven altı üretimlerde başka bir tehlike oluşturuyor. Marketlerde bunlar satılıyor. Bence bakkallarda, marketlerde satılmaması gerekiyor. Çünkü bize gelenin ruhsatı belli, geliş yeri belli. 20 diyen var. Aynı maskeyi işte 22,5 diyen var. Normalde bu maskenin piyasası 3 lira 5 lirayken. Maskelerde de durum farklı değil. Elimdeki bu maske eczanede 45 lira. Ama internete baktığımızda fiyatı 227 liraya kadar yükselmiş durumda. Üstelik o tek kullanımlık olanlar, normalde paketi 10 liraya 20 liraya satılan maskelerde şu anda internet ortamında yaklaşık 230 lira. Biraz suistimale artık dönüştü. Çok doğru değil, hiç etik değil. Maske talep artınca fırsatçılar yol kenarlarını ve otobüs duraklarında mesken tutmaya başladı. Metrobüs duraklarında satılıyor ve olduğundan daha fazla ücreti. Paketi 10 lira olanlar şu an tanesi 10 lira diyorlar. Fırsatçı madalyonunun öbür yüzünde ise gıda ürünleri var. Onların oyununu bozansa sıkı denetime geçen Ticaret Bakanlığı ve toptancılar.
Birçok kişi koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti. Bu durumu fırsata çevirenlerse fiyatları yükseltti. Burasıysa İstanbul'daki gıda toptancıları hali. Yani buradaki bakliyatlar, deterjanlar, tuvalet kağıtları hepsi tüm Türkiye'ye dağılıyor. Peki ama burada stoklar ne durumda? Şu anda stoklarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ürünlerimiz çok. Virüsten dolayı herhangi bir zam yapmadık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yani yapanları da kınıyoruz.